her şeyde kalite araması gereken biz müminler neden iman konusu olunca kalite aramayız? Şöyle söyleyeyim. Herkes kendi dününü biliyor. Aranızda yani her yaştan insan var. Belki 70'li yaşlarında olan abilerimiz de var. Onlar bizden daha fazlasını bilecekler. Dolayısıyla şöyle ömrünüzün geçmişine doğru bakın. 20 yıl önceki oturduğunuz evle 20 yıl sonra bugün oturduğunuz ev aynı mı? 20 yıl önceki arabanızla varsa eğer bugünkü arabanız aynı mı? 20 yıl önce giydiğiniz elbiselerin kalitesiyle bugünkü elbiselerin kalitesi aynı mı? Ayakkabılarınızın kalitesi aynı mı? Hanımlar, perdelerinizin kalitesi aynı mı? Yani oturduğunuz koltukların kalitesi aynı mı? Allah'ınızın aşkına. Değil, değil, değil. Bunu biliyoruz. Bu da hakkımızdır yani. Reddetmemiz de gerekmiyor. Yani bana getirip de polyester gömleği bana bedava versen sırtıma giymem. Üste para da versen giymem. Ama eskiden bunları matah bir şeymiş gibi ipil ipil pırıl pırıl parıl diyor ya sırtımıza giyiyorduk. Ayağımıza lastik ayakkabılar giydik çocukken. Ben çocukken lastik ayakkabı giydim bilmiyorum sizi. Kızlar hep giymedim de o delikli lastikler vardı. Bilmiyor musunuz? Onlardan giydim. Dolayısıyla bugün hanginizin çocuğu giyer? Hanginizin torunu giyer? Bir tanesine giydirebilir misiniz? Giydiremezsiniz. Şimdi peki arkadaşlar sağlıkta dünkü yerde değiliz. Yani bundan 15 sene önceki hastane olsa hiçbirimiz gitmez. Öyle değil mi? Ekonomide 15 sene öncesinde değiliz. 30 sene öncesinde değiliz. İşte yaşam tarzında değiliz. Kıyafette değiliz. Evde şunda bunda. Yani hayatın diğer alanlarında standartlarımız farklılaştı. Kaliteyi arıyoruz artık. Hatta hastaneye gideceğimiz zaman eğer gücümüz yetiyorsa 3-5 fazla verip titr sahibi yani ya profesör varsa o olsun. O daha iyi biliyor çünkü daha tecrübeli diyoruz ona muayene oluyoruz değil mi? Allah'ınızın aşkına iş dine gelince niye kaliteliye talip değiliz? Neden kaliteliye talip değiliz? Neden her şeyde kaliteyi ararken dinde kaliteyi aramıyoruz? Ahlakta kaliteyi aramıyoruz. Davranışta kaliteyi aramıyoruz. Söylemde kaliteyi aramıyoruz. Eylemde kaliteyi aramıyoruz. Neden? Bu bana şeyi çağrıştırıyor. Yemeğimizin içinden sinek çıksa birçoğumuz garsona bir çift laf söyler. Bazılarımızsa tabağı garsonun kafasına geçirir. Allah'ınızın aşkına dininizin içinden sinek değil pislik çıkıyor. Bağışlayın demiyorum. Zira şirke pislik diyen ben değilim. Mübarek Kur'an. İnnemel müşrikûne recen necesun. Şirk necasettir. Şirk pisliktir. İşte bu manada dinlerimizin, imanlarımızın içine şirk kaçmış. Peki, tabağınızdaki sinek kadar hükmü yok mu? Eğer dininin içine kaçmış şirki, hurafeyi, yalanı, dolanı tepki göstermiyorsa bir insan, yani imanına yemeği kadar değer vermiyor demektir dostlar. Sizce de öyle değil mi? İmanına yemeği kadar değer vermiyor demektir. Peki aslında şöyle sorsam, Yahudi deyince tüyleriniz diken diken oluyor ey Müslümanlar. İsrail deyince tüyleriniz ayağa kalkıyor. İyi de içinize İsrail kaçmış. İsrailiyat içinizdeki Yahudidir. İçinizdeki Yahudi'yi çıkarmadan niye Yahudi deyince tüyleriniz diken diken oluyor? İtiraf edin. İmanınızın içi Yahudi dolu.
konuşturayım yaratılış konusunda. Bakın bakalım nasıl dökülüyor. Yahudi ilahiyatının birçok unsurunu Allah Resulü'nün mübarek diline koymuşlar, hadise dönüştürmüşler. Bunu biliyoruz ki Yahudilerin inancı bu. Sen nasıl inanıyorsun buna? Buna inanarak nasıl İsrail'le mücadele edeceğini düşünüyorsun? İsrail senin içine kaçmış. İsrail'i içinde taşıyorsun, kahrolsun İsrail diye yürüyorsun. Sana kim nasıl gülsün? Söyler misin?